İslahiye Profilo Yetkili Servisi Atılgan Elektronik, Resul Atılgan sponsorluğunda hazırlanan Halkın Sofrası programı başlıyor. Profilo Yetkili Servisi Atılgan Elektronik sponsorluğuyla hazırlamış olduğumuz Halkın Sofrası yarışmasına hoş geldiniz. Bugünkü yarışmacımız Meryem Çetin. Meryem teyze, ne yemekler yapıyoruz bugün? Fasulyeyle pilav. Aman Meryem teyze, etsiz yemek yapma. İçine biraz et koyuyor musun yemeğin içine? Koyuyorum. Hadi tavuk da koy. Pirinç pilavı yap yanında. Yaptım. Ellerin dert görmesin Allah senin. Şimdi yemeğimizi yapalım o zaman. Kolay gelsin. Sağ olasın. Merhaba Meryem teyze. Merhaba canım. Bugün siz yarışacaksınız. Evet. Dördüncü yarışmacımızsınız. Evet. Ne yemek pişireceksiniz bize? Valla kuru fasulye pişireceğim. Evet. Kuru fasulyemiz. Etimizi koymuşsunuz. Evet. Gülnaz kesin yer bu yemeği. Et var ya içinde. Fasulyemiz burada. Evet. Soğanımız bekliyor. Şimdi Meryem teyzemiz soğanımızı doğrayacak. Nasıl buldun Hamide'yi? İyi buldu. Yaşına göre iyi. Peki Kamile Hanım için ne diyeceksiniz? Vallahi ne diyeyim, Kamile Hanım işte biraz sarması pişmemişti. Bir de ekmeği yoktu, o kadar. Evet. Peki Ayşe teyze için ne diyorsunuz? Dün onun evindeydik. Ayşe teyzenin de tavuk dişi iyi pişmemişti, sertti. Tavuğu mu sertti? Evet. Evet. Eşkilisi güzel olmuştu. Düdüklüde ne var? Düdüklüde tavuk pişiyor. Kesin bu tavuk Gülnaz'a pişiyor. Evet. Yani kıskanıyoruz artık bu Gülnaz'ı. Her şey Gülnaz'a yapılıyor ya. Ne yapar canımızın işte. Nasıl, sevdin mi Gülnaz'ı? Sevdim. Güldürüyor bizi, konuşuyor, güldürüyor. Gülnaz, bugün de senin için tavuk haşlanıyor. Hadi iyisin. Meryem teyze, yoruldun herhalde. Yoruldum canım ya. Neyse, dinlen bakalım biraz yemeğin kaynayana kadar. Dinlerim. Yok mu sizde bir şeyler, şarkı, türkü, mani? Şarkı, türkü bilmem de mani söylerim. Bekliyoruz o zaman. Tastan içtim ayranı, geldi kurban bayramı. Sarın benim yarimi, kurdan etsin bayramı. Kervenin keyfi geldi, kaynananın keyfi geldi. Oh, oh, oh. Maşallah teyzeme. Ya. Oh, Meryem teyze kahve yapmış. Ellerine sağlık. Afiyet. Biz biraz dedikodu yapacağız. Afiyetle içerik canım. Bir yorgunluk kahvesi eşliğinde, evet, biraz dedikodu yapacağız. Yarınki yarışmacımız Durdane Hanım. Ne diyeceksiniz onun hakkında? Vallahi Durdane Hanım geldiğini çok şey yapıyor, dövüyor. Onu da görecek. Görev bakın ne yapacak. Kahvelerimiz hazır. Hadi. O zaman hadi dedikodu yap. Hadi o zaman. Kahvemizi içelim, dedikodu yapalım. Durdane Hanım'a elimizden büyüdü. Niye bu kadar iddialı konuşuyor? Ama oynamanın hakkında iyi gelir. İslahiye Profilo Yetkili Servisi Atılgan Elektronik, Resul Atılgan sponsorluğunda hazırlanan Halkın Sofrası programı devam edecek. Profilo Yetkili Servisi Atılgan Elektronik, Resul Atılgan. Televizyon tamiri, buzdolabı tamiri, çamaşır makinesi tamiri, bulaşık makinesi tamiri, ayrıca profesyonel müzik anlayışıyla ototeyp, ses sistemleri itina ile yapılır. İkinci el beyaz eşyalarınız değerinde alınır, dilerseniz yenisi ile değiştirilir. Klimalarınızın tamir, bakım ve montajı uzman ekibimiz tarafından yapılır. Ayrıca küçük ev aletleri mevcuttur. Hayatınızı kurtaracak bu telefon numaralarını mutlaka not alın. 0507 641 92 00 0342 869 0505.
Atılgan Elektronik. Doğan Soğutma Emre Doğan. Arçelik, Beko, Altus, Bosch, Profilo, Siemens, Samsung, Ariston, Vestel, Regal, Toshiba Genel Servisi. Klima, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, küçük ev aletleri, tamiri ve bakımı. Klima montajı, klima temizliği ile en uygun şekilde hizmetinizdedir. Kaliteli işçilik ve yılların tecrübesiyle Doğan Soğutma bir telefon kadar yakınınızda. Tüm beyaz eşyanızın bakım, servis ve montajı için arayacağınız tek adres Doğan Soğutma. Satılan ikinci el eşyalar firmamız tarafından garantilidir. Doğan Soğutma. Telefon 0552 934 3124. 0552 934 3124. HK Canlar Platinum Market. Halil Kurt. Sizin içinizden, sizden biri. 14 yıllık tecrübesiyle ilklere imza atan, İslahiye'ye hizmet vermekten onur duyan HK Canlar Platinum Market, kalite ve ucuzluktan ödün vermeden hizmete devam ediyor. Ailenizin marketi HK Canlar Platinum Market. Kalite, uygun fiyat, tecrübenin buluştuğu adres HK Canlar Platinum Market. Adres Cumhuriyet Mahallesi, Merkez Sağlık Ocağı karşısı. İrtibat 0543 261 15 79 0342 869 0127. E-mail canlar.platinum@hotmail.com. HK Canlar Platinum Market. Halil Kurt. İslahiye Profilo Yetkili Servisi Atılgan Elektronik, Resul Atılgan sponsorluğunda hazırlanan Halkın Sofrası programı devam ediyor. Değerli izleyenler, şimdi Halkın Sofrası yarışmacılarını içeriye alıyoruz. Bakalım birinci konuğumuz kim? Evet, Durdane Sosyetli, Hanım geliyor. Sosyetli teyze geldi. Hoş geldiniz Durdane Hanım. Ben de yarın görürüz. Şimdi bakalım hangi konuğumuzu alıyoruz içeriye. Ayşe teyze geliyor. Ayşe teyze hoş geldin. Ayşe teyze hoş geldin. Senin yollarını bekliyorduk. Neredeydin sen? Ayşe Hanım hoş geldin. Evet şimdi. Maşallah döktürük dünyanın yemekleri. Vallahi. Geç otur. Evet şimdi Kamile Hanım giriyor içeriye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Kamran abla sen de sarmaları döktürük gün valla. Kamil hoş geldin olsun. Canım. Şöyle buyurun. Allah boy verir ama. Sarmayı yapamamış boy boz ver ama. Koyma göre sarsan ne güzel. Evet şimdi Hamide geliyor. En son yarışmacımız. Genç yarışma. Hamide hoş geldin. Merhaba Hamide hoş geldin. Hoş geldin canım. Hamide de maşallah mercimekli köfteye baydırıldı. Ama turşun güzel olmuştu Hamide. Gündüz artık yemeğe geçelim. Hadi geçelim. Evet. Hadi geçelim. Acep nasıl yapacak Anşi Meyrem teyze yemekleri? Bilmiyorum inşallah güzel yapmıştır. Tadına bakıp göreceğiz. Ama Meyrem teyze eski zaman kadını. Güzel yemekler yapar. Evet. Sizi de gördük. Evet bugün. Maşallah ne güzel sarma sarık. Hele şurada dip bir köfte yapmıştı. Vay ne köftesi yapıktı. Şimdi göreceğiz. Hak eden kazansın inşallah. Kim hak ediyorsa kazansın. O kazansın. Evet. Aynen ha, öyle. Hı-hı. Benim kalbimde var birisi. Ama kazanır diyorum ben. İnşallah. Yemeği kim güzel yaparsa ona puan veririk. Evet. Gülnaz Hanım. Yekeni aşınlar. Gülnaz Hanım önceki gün yemekleri beğenmedin mi? Beğenmedim vallahi o yemekler 5 kuruş gene denilemez lafa içinde et kokusu bir şey yoktu. Gülnaz abla et kokusu olmadığı için beğenmemiş galiba yemekleri. Haklı yemek lazım. Vallahi ben bugün nohut sulusu yaptım demin bastırdım evde. Gittim içine 1 kilo şey aldım. Haklı yemek lazım Gülnaz. Haklı yemek lazım Leyla ablanın dünkü yemekleri olmuş. Vallahi Leyla ablanın da aman Ayşe Rezbe'nin de
bir şeye eşkilisi güzel olmuştu. Eti beğenmeyin, kuru eti pişmemişti, kuru kalmıştı. Niye güzel olmuştu, niye beğenmedin Gülnaz? Valla kuru kalmıştı Ayşe'de, hiç kusura bakma yani. Sadece. Afiyet olsun yiyenlere. Gene de eline bir yani sağ yağlıydı sağ diğeri de. Hı. Yağlı geldi tamam. Ha. Yalan yemek yenir mi kere? Kili gibi? Yok yenmez de biraz fazla yağlıydı, kaçmış fazla yağlıydı. Valla eşkilisi güzel olmuştu. Kaşığı sokun her yeri böyle yağlayalım. Eşkili dediğin öyle olur. Güzel. Ha. Güzel yağlıydı. Vallahi. Şimdi Meryem Dezde'yi göreceğiz. Dur. Evet. Sabır ediyor. Yemeğini tadacağız. Meryem teyze, Gülnaz'ın özelliği ne tabağına bir put koymuşsun? Valla Meryem teyze, sen beni bu putla kandıraman ha. Yani evet. Zannetme ki yemeğim güzel olmuş, şöyledir, böyledir deme. Fasulyenin bu... iri olması gerekti. Bu küçük fasulye ne gibi yapmışsın sen? Biz sen büyük tavuk haşlar koydum. Yok anam, beni yani kandıraman bu tavukla. Bir ben bu tavuğu günlük yeniyorum, evimde keyiyorum. İyi, afiyet olsun. Ama fasulyenin kulağı sineği durmuyor. Fasulye aç olur. Pilav da çok pişmiş. Evet, pilav aynen. Çok pişmiş. Gene pilav iyi yani. Olmuş, tavuğu da iyi pişmiş. Böyle tane tane ama olmamış. Ama fasulye pişmemiş. Tane tane olmamış pilav. Biraz şey olmuş. Hamde sen ne diyorsun canım? Pilavı güzel. Pilav biraz fazla pişmiş. Pilav güzel. Fasulye acı. Fasulye yok olsa. Fasulyeden bakma. Can ufak fasulye güzel olur ya, gerisine kulağı asma. Valla sen böyle yemek yapmadın yani millete böyle yemek menüm, yapmadın. Benim menümde o vardı, yaptın, ben onu yaptım. Indirdin. Tamam öyle da benim menümde ki. O vardı, yok ben kuru yapmadım. Hamile bile kuru kurgulu köfteyi yaptı millete, indirdi sürpaya. Mesela... Gene bunu bu etli mi bitli, bak hele. Etli mi? Önemli olan lezzet. Kendi de etli. Aynı bir şey gibi bak hele. Tabii güzel. Bu tabii yemek yemeyi yiyin. İyi canım, iyi afiyet olsun. Vallahi hamile senin köftenden gene iyi olur. Pilavı cıvık olmuş biraz. Afiyet olsun o zaman. Vallahi bence... Hamur olmuş. Biraz... Böyle tane tane değil. Pilav yok. Çok pişmiş. Evet. Eti iyi pişmiş. Fasulye fena değil. Biraz acı olmuş. Ama fena değil. Güzel yani. Sen de yarın göreceğiz. Dur bak. Yarın göreceğiz. Sen seni övüyorsun. Böyle kırılar kırılar konuşuyorsun. Ben de acı yaparım aslında ama bak. Ben acıyı severim de. Överk yani seni. Yarın görürüm. Evet biraz sen acı seviyorsun Gülnaz. Ben fazla acı sevmem. Bana yaramıyorum. Ben hasta. Gülnaz hele şu butunu yedim. Acı olmuş fasulye. Hani senin? Pilav da çok pişmiş. Orada but var. Yerim ben butu. Pilav güzel olur. Mesela genç olduğumuz için biraz bize pişmiş geliyor. Büyüklerimize iyi geliyor çünkü dişlerine iyi gelir yani yaşlı oldukları için. Yoksa bizlere çok pişmiş. Aynen. Evet, bu arada Kamile Hanım sizlere yaşlı dedi. Sen sarmak da biraz öyle yaşlı derken yani büyüklerimiz demek istedim. Hiç şey olmayacaktı sanmak. Büyüklerimiz demek canım, istedim. Yani yemeklerin güzel olur. He? Güzel olur ona bir şey demiyorum. Mesela yaş büyüklerimize yemeğe daha yumuşak pişiririz ki ağızlarına zarar vermesin diye. Genç olan kişiler ki de yani çok pişik beğenmezler yani hoş görmezler. Senin sarman da dil olup pişmemişti. Gene bu yumuşak olmuş. Bu gene güzel olmuş. İşte sen de bözbür garbasın yani etin bütün yerinde böyle bir yemek yapmadın. Ama olur ben sana öyle? Diyorum ki benim menümde o vardı diyorum. Yok öyle olmaz. Yarışmaya giren insan evinde olacak. Her şey olmalı. Şimdi benim menümde bu olsaydı ben de böyle döktürürüm. Şimdi ben yarışmaya girsem vallahi alırım kilo kilo kıymayı. Kuşbaşı etini, tavuğu yaparım. Şimdi bak benim köftenin içine yani ben et koyamazdım. Benim geldiğim yerde sofrayı donatmayı işte köfte yapaydın hamile yapabilirdin. Sofrayı belki yapmayı bilmiyorum. Niye? Ama benim menümde ama... sarmayla şorba vardı. Çorban da iyi olmamıştı. Sarman da iyi. Neresi güzel olmamıştı? Geç. Mesela vallahi şorban dövmeler pişmemişti. Diri diri oldu.
Uyuyoruz. Sarmam teyze de aynı diri diriydi. Meryem teyze ben küstüm. Ama gene Meryem teyze yani yaşına göre. Mutlu Gülnaz'ın önüne koydun baksana. Aslet güzel der mi? Küçülüyor değil mi Gülnaz? Ha ha. Yalnız baklava Gülnaz'a yapılıyor. But Gülnaz'ın önüne konuluyor. Evet bizi bir putla kandırıcı yani. Bize bir şey yok. Yok canım kandıramam. Yok bizi kimse kandıramaz valla. Yok canım yok kandıramazlar. Buyurun ye işte. Ye Hamide ye canım benim. Teşekkür ederim ellerinize sağlık. İslahiye Profilo Yetkili Servisi Atılgan Elektronik, Resul Atılgan sponsorluğunda hazırlanan Halkın Sofrası programı devam edecek. Profilo Yetkili Servisi Atılgan Elektronik, Resul Atılgan. Televizyon tamiri, buzdolabı tamiri, çamaşır makinesi tamiri, bulaşık makinesi tamiri, ayrıca profesyonel müzik anlayışıyla ototeyp ses sistemleri itina ile yapılır. İkinci el beyaz eşyalarınız değerinde alınır, dilerseniz yenisi ile değiştirilir. Klimalarınızın tamir, bakım ve montajı uzman ekibimiz tarafından yapılır. Ayrıca küçük ev aletleri mevcuttur. Hayatınızı kurtaracak bu telefon numaralarını mutlaka not alın. 0507 641 92 00 0342 869 0505. Atılgan Elektronik. Doğan Soğutma Emre Doğan. Arçelik, Beko, Altus, Bosch, Profilo, Siemens, Samsung, Ariston, Vestel, Regal, Toshiba Genel Servisi. Klima, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, küçük ev aletleri, tamiri ve bakımı. Klima montajı, klima temizliği ile en uygun şekilde hizmetinizdedir. Kaliteli işçilik ve yılların tecrübesiyle Doğan Soğutma bir telefon kadar yakınınızda. Tüm beyaz eşyanızın bakım, servis ve montajı için arayacağınız tek adres Doğan Soğutma. Satılan ikinci el eşyalar firmamız tarafından garantilidir. Doğan Soğutma. Telefon 0552 934 3124 0552 934 3124. HK Canlar Platinum Market. Halil Kurt. Sizin içinizden, sizden biri. 14 yıllık tecrübesiyle ilklere imza atan, İslahiye'ye hizmet vermekten onur duyan HK Canlar Platinum Market, kalite ve ucuzluktan ödün vermeden hizmete devam ediyor. Ailenizin marketi HK Canlar Platinum Market. Kalite, uygun fiyat, tecrübenin buluştuğu adres HK Canlar Platinum Market. Adres Cumhuriyet Mahallesi Merkez Sağlık Ocağı karşısı. İrtibat 0543 261 15 79 0342 869 0127. E-mail canlar.platinum@hotmail.com. HK Canlar Platinum Market. Halil Kurt. İslahiye Profilo Yetkili Servisi Atılgan Elektronik, Resul Atılgan sponsorluğunda hazırlanan Halkın Sofrası programı devam ediyor. Değerli izleyenler, yemeğimizi yedik, şimdi puanlamamızı yapacağız. Hamide, yemekleri yedin, ne düşünüyorsun? Yemekler güzeldi ama fasulye biraz acıydı. Pilav da çok fazla pişmişti. Peki kaç puan vereceksin Meryem teyzeye? Teşekkür ediyoruz. Evet, Durdane Hanım, yemekleri yediniz. Yedik. Ne söylemek istiyorsun yemekler hakkında? Yemekler hakkında pilavı çok cıvık olmuştu. Evet. Fasulyesi fena değildi ama biraz rengi açıktı. Peki kaç puan veriyoruz? Teşekkür ediyoruz.
Ayşe teyze, yemekleri efendim yedik. Ne düşünüyorsun yemekler hakkında? Pilav güzeldi, fasulyesi acıydı. Teşekkür ediyoruz. Hadi görüşürüz. Kamile Hanım, yemekleri yediniz. Evet. Ne düşünüyorsunuz yemekler hakkında? Yemekler hakkında pilav çok pişmişti. Fasulye biraz acıydı. Kaç puan veriyoruz? 3 puan veriyoruz. Teşekkür ederiz. Gündüz yemekleri yedin. Ne düşünüyorsun yemekler hakkında? Vallahi ben putu yedim. Yemeği yemedim. Pilavı neyi? Lepe gibi olmuştu pilav. Fasulye nasıl? Fasulye de biraz tuzlu olmuştu. Biraz yavan olurdu. Kaç puan veriyorsun peki? Ben 5 puan veriyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz Gündüz. Profilo yetkili servis Atılgan Elektronik sponsorluğuyla hazırlamış olduğumuz Halkın Sofrası yarışmasının yarın finalini çekeceğiz. Yarın kimdeyiz? Yarın Durdane Çetin'in evindeyiz. Sosyetli'nin evindeyiz desene. Evet, onu da göreceğiz gidip. Görürük şimdi Sosyetli'yi de görürük yani saç kavurmasını. Yarın görüşmek üzere. Hadi başlayalım. Ben huyum öyle. İlla bu el burada böyle. Huyum öyle işte. Gündüz. Huyum baksın biraz. Gündüz yemekleri yedin. Putları götür. Putları götürdüm ama güzelmişmiş putlar. Güzel pişmişti değil mi? Putlar güzel olurdu da planla fasulye kullansın. Put mu put mu? Put put. Kadın putu güzel. Ama vallahi hakikaten güzel olmuştu. Bugün nasıl gün, olmuştu? 3 günde beri burgul yiye burgul olduk. Bunun içerisinde yemek yedik. Putları yedik. Bunun da pilavı iyi olmamıştı, fasulyesi iyi olmamıştı. Bugün de hiç pilav yedin. Yedim ama lepe gibi. Olmaz ki öyle. Olsun. Karnın doydu mu? Doymadı valla. 2 tane put daha. Yaparız 2 tane daha. Benden de 3 puan veriyorum. Dur daha geçmeyeceğim. Niye? Anam ben de geçti zannettim. Sen ne bakıyorsun o zaman? Neye seyrediyorsun? Ama cıvır kafayı yiyemiyorum. O zaman tam giralı olan kadın. Tamam hadi. Hadi de geç hanım sen şuranın yerine geç. Ay bir hemen gittim ha. Nereye gittin? Aman aklım bir yerine. Allah'ım. Hadi başla. Yeni başla. Başlayamıyorum. Ne? Dengeyi tutamıyorum sen. Tutuyormuşum tamam. Başla. Ama sen başla. Gündüz yemekleri. Evet. Yemekleri yediniz. Başta. Evet. Kamile Hanım, yemekleri yediniz. Evet. Ne düşünüyorsunuz yemekler hakkında? Yemekler fazla kötü değildi. Tamam şey yani olmuştur. Mesela eleştirmemiz olmuştur. Seni sarmandan gene güzel olmuş. Beni güldürüyor ya. Seni sarmandan mızar olmuş daha. Ya çok uzak. Vallahi mızar olmuş sarmam. Hemen şeye geç. Yemekler tamam ya beni şey yap. Çok uzatınca benim gülesim evet geliyor. Hemen direkt yemekler yorum tamam, yap. Tamam ben öyle diyeyim kısa keseyim. Kısa kes hemen puana geç. Ne puanına geçeceğiz? Ne puanına? Ama sarmadan konuşma. Sen şu sarmayı kes. Ben kesemiyorum ki. Sarmadan. Daima daima kötü yanına aklıma geldi. Söz ben sarmayı sarmayı yine yedim. Tamam o sarmayı çok beğenmiş aklıma. Evet. Yok ama ben beğenmedim. Benden uzak olsun.